seçim ya. Şimdi ne olsa yerdim. Kahretsin. Sanki bilerek buzdolabı boş. Bu mutfak mücadelesinin tam zamanı olduğu anlamına geliyor. Aynen. Bugün Multi'de kanalımızda bir mutfak mücadelesinde Jess, büyük anne ve şef savaşacaklar. Bakalım en lezzetli yemeği Kate'e kim yapacak? Evet evet, bugün ben hakim olacağım. Siz de yemeği kiliyorsunuz. Başlama zamanı. Ne ile başlayacağız? Pizza ile başlayacağız. Umarım onu yapabiliyorsunuzdur. İyi seçim. Uzun zamandır bir İtalyan restoranında çalışıyordum. O yüzden kolayca harika pizza yapacağım. Asıl önemli olan hamuru iyice yoğurmaktır. Baksanıza nasıl güzel. Hamur mu? Pizzanın tüm tadı sosundadır. Ve elbette peyniri unutmamalıyız. Bol bol ekliyoruz. Ve eridiği zaman çok güzel. Neden bu kadar zor şeyle yapıyorsunuz? Hazırını alın. Sadece sosis ve peyniri kesmeniz gerekiyor. Küçücük kesiyoruz, böyle ekliyoruz. Ve hazır. Tadam. Büyük anne ile aynı fikirdeyim. Sos çok önemli. Ama sosu kendim yaparsam çok daha havalı olacak. Domates salçamın ne kadar lezzetli göründüğüne baksanıza. Ve en önemlisi hepsi %100 doğal. Evet, şimdi nasıl havalı bir sos yapabileceğimi anladım. Domatesleri bir karıştırıcıda öğütebilirsiniz. Ama sos hemen pizzaya dökülmüş. Neredeyse her şey hazır. Bende de geriye kalan tek şey onu pişirmek. Pizzanın süsünü unutmamalıyız. Bundan sonra benim de tek yapmam gereken onu pişirmek. Her şey hazır. Son dokunuşlar kaldı. Sucukları ekleyelim ve yiyebiliriz. Gerçek pizzanın neye benzediğine bakın. Ama nasıl kokuyor. Kendimden bunu beklemiyordum. Kate, deneme zamanı. Sonunda lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Bu da ne böyle? Neden bu kadar büyük sucuk parçaları var? Hayır, bu değişti. Denemeyeceğim bile. Iy. Vay be, ama şu pizza çok daha hoş görünüyor. Baksanıza bu peynire. Deneme zamanı. Sus artık. Lezzet. Son seçeneği denemek kaldı. Bu da lezzetli aslında. Ev yapımı. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum bile. Tamam, kimi kandırıyorum? Şef Betty'nin pizzası en havalı oldu. Bundan hiç şüphem yoktu. Hemen buradaki herkese geçeceğimi söylemiştim. Bu sefer ne pişireceğiz? Lezzetli krepler istiyorum. Mükemmel tatlı. Kolay. Betty, izle ve öğren. Ben mi? Siz bakıp ustadan öğrenin. Hayır, benden öğrenmelisin. En büyüğünüzüm. Beni tamamen unuttunuz mu? Yine yalnız kaldım. Bakalım kim daha havalı.
Bakalım bakalım. Ben sütle çok daha dikkatli davranıyorum. Bu güç de ne böyle? Acaba bunu yapabilir miyim? Ay! Olmadı. Yumurtaya nasıl kırmanız gerektiğine bakın. Bunu gerçek bir ninja gibi yapıyorum. Ne var yani? Ben de gerçek bir güreşçi gibi. Hayır, kendimi sakatlayamayacağım. Tabağı kullanabilirsiniz yani. Böyle işte. Sanırım unu fazla kaçırdınız. Yine de hamurum daha iyi olacak. Onu özel bir şeyle karıştırıyorum. Ne var yani? O zaman neden ellere ihtiyacım var? Benim de ona ihtiyacım var. Aa, biraz ıskaladım. Elimle karıştırabilirim yani. Gerçekten de elimle çok kolaymış. İyi çıkarıyorum. Bende neredeyse her şey hazır. Çıtır çıtır resmen. Parmaklarını yersin. Çok sıkıcı. Krepleriniz rengi çok sıkıcı. Neden krepleri daha renkli yapmıyorsunuz ki? Birkaç dokunuş. Ve mavi renk hazır. Bu arada şekli de sıkıcı sizde. Örneğin bir Huggy Wuggy'nin yüzü şeklinde yapabilirim. Çok tatlı. Bu korkunç. Kreplerimi çok seviyorum. Geriye kalan tek şey akçaağı çurubu ve biraz tereyağı eklemektir. Şefte olandan daha lezzetli görünüyor. Çok yoruldum ya. Vay canına. Geri kalanların neredeyse her şeyi hazır. Ve Betty'nin kekleri çok güzel. Acele etmem gerekiyor. Görünüş önemli değil bence. Kate, seni temin ederim ki benim krepim en iyisi olacak. Sorunum, her şey hazır. Dene. Jess, krepin lezzetli olduğunu söylemiştin. Emin misin? Oldukça iğrenç görünüyor. Aa, yanlış ama. Hayır, bunu yemeyeceğim. Ama ortadaki krepler çok güzel görünüyorlar. Ve hiç daha açıcı. Ne koku ama. Deneyelim. Ne kadar lezzetli. Hayal ettiğim krep bu işte. Bu güzellik de ne böyle? Özgünlüğü için hemen bir like. Huggy Wuggy bu işte. Bu kreplerin tadı da inanılmaz bu arada. Çok iyi bence. Yine hangisinin kazanması gerektiğini bilmiyorum. Bu sefer büyükannemin kazansın. Çok lezzetli krep yaptın. Evet. Sana söylemiştim, krep ustası benim. Sen de inanmıyordun Betty. Büyük ve lezzetli bir sandviç istiyorum. Bir sandviç mi? Yani sana sandviç yapacağım. Önemli olan fazladan sebze eklemektir. Çok daha sağlıklı olacak. Domates, soğan alalım ve tüm bu vitaminler direkt torunumun ağzına gidecek. Ah, tostlar hazırmış. Bu da sandviçin neredeyse hazır olduğu anlamına geliyor. Sos ekleyelim. Lahana, domates,
Ve tabii peyniri unutmayalım. Bence çok lezzetli oldu. Sebzeler mi? Onlara kimin ihtiyacı var ki? Bu sıkıcı. İşte çikolata farklı bir konu. Marshmallow'yu unutmayalım. Ve tatsız bloğun yerine tatlı jöle kullanabilirsiniz. Çok komik. Eminim Kate biliyor ki çok fazla çikolata ve şeker olamaz. Bence oldukça orijinal bir sandviç oldu. Evet Jess, sade bir sandviç gerçekten çok sıkıcı. Ama size gerçekten havalı bir sandviçin ne olduğunu göstereceğim. Sandviçimize yumurta, sebze, sos ve bu arada kocaman olacak. Şu canavaya baksanıza. Bu bir kuzu sandviçi. Kate kesinlikle buna bayılacak. Her şey çok lezzetli görünüyor. Ne seçeceğimi bilmiyorum bile. Sanırım ortada olanla başlayacağım. Önceden güzeldi. Ama neden bu kadar soğan var? Bundan nefret ediyorum. Berbat. Her şeyin tadını mahvediyor. Ama o çok faydalıdır. Bu da ne böyle? Ben karides sevmiyorum. Zeytin de. Ve yine burada bir sürü soğan var. Ve genel olarak nefret ettiğim her şey burada var. İğrenç ya. Tüm bundan sadece jambon ve peynir yiyebilirim. Neredeyse kendim yaptım her şeyi. Çok sıkıcı bir sandviç çıkıyor. Jess, tüm umudum sensin. Ne? Onu attığına inanmıyorum. Sandviç harika görünüyor. Vay be! Çikolataya bayılıyorum resmen Jess. Ne kadar lezzetli. Lahana yerine de jöle varmış. Jess tebrikler. Bu sefer sen kazandın. Evet, sonunda süper. Süper. Aynı heyecan verici videoları kaçırmamak için Multada Challenge kanalımıza abone ol. Bizimle her zaman eğleneceksin. Şimdilik bye bye.